Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Küp çözümlerimize devam ediyoruz. 6 çarpı 6 küp 5. bölümüyle karşınızdayım. Evet bir önceki bölümde sarı hariç şu yan ortaları yapmıştık. Bugün sarı ortaları yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi birlikte ...görelim. Öncelikle... ...bir tane sarı ortayı tam yapıyoruz. Aynı yöntemi kullanacağız. Sağ tarafta yine sarıları çöp olarak... ...kullanacağız. Sarı yeşili yapalım. Bakın sarı yeşilin bir tanesi burada, bir tanesi... ...burada. Sarı yeşili sarı yeşille... ...birleştiriyorum. Ee, sağ tarafa... ...alıyorum. Çöp olarak kullanacağımız... ...sarıları bunun yerine alıyorum. Geri... ...alıyorum. Ortaya düzeltiyorum. Bakın... ...sarı yeşil. Bunun karşısına bir... ...sarı yeşil daha getirelim hemen. Sarı yeşil... ...şurada iki tane var... Evet. Bakın karşılıklı olduğu için olmuyor. Ne yapacağız zaman? Bir kere sağ, bir, iki, üç kere ileri, bir kere sol yapıyoruz. Bakın şu anda sarı yeşil tam yerleşecek şekilde oldu. Yan tarafımıza sarı alıyoruz. Sarı yeşilleri birleştiriyoruz. Sarı yeşillerle. Evet birleştirdik. Bakın şöyle. Sol tarafa doğru alıyorum. Sol tarafta çöp olarak kullanacağım sarıları bu sarı yeşillerin yerine aldım. Ortayı düzelttim. Ortayı eski haline aldım. Evet şimdi bakın bir tane sarı yeşili yine sarı yeşilleri üste toplayalım. Şu şekilde göstereceğim. Evet bir tane sarı yeşili tam yaptım. 3 tanesini de 3'e 1'li yapacağım. 3'e birli Yani 3 tanesi tam olacak. Bir tanesi farklı olacak, üç tanesi tam olacak, bir tanesi farklı olacak, üç tanesi tam olacak, bir tanesi farklı olacak. Evet, şimdi turuncuları yapalım, turuncu sarıları. Bakın, turuncu sarıyı turuncu sarıyla birleştirdim. Sol tarafta çöp olarak kullanacağım yer var, sol taraf aldım, çöpü yerleştirdim, eski halini aldım, ortaları birleştirdim. Evet, bakıyorum turuncu sarı, bir tane daha turuncu sarı yapacağım. Şu Evet, şuraya bakalım. Evet. Şimdi yine turuncu sarıyı turuncu sarıyla birleştirdim. Bakın şu şekilde sağ tarafa doğru aldım. Çöp olarak kullanacağımı yerine yerleştirdim. Eski haline aldım ve birleştirdim. Şimdi bakın kontrol ediyorum. Evet. Ve bakın sarı turuncu, sarı kırmızı, sarı mavi üçü 3'e birli şeklinde olmuş. Bakın 3'e 1'li şeklinde olmuş. Bir tanesi de tam olmuşu. Tam olmuşu aşağı alıyoruz. Bunu hiç kullanmayacağız. Şimdi şunu yapacağım. Şu yerleştirmeyi yapacağım. Bakın. Evet şu kırmızıyı şöyle aldım. Evet. Bir ayarlama yapacağım. Hadi. Evet. Şimdi bakın <laughs> bu son hamleyi yaparken şu şekilde yapacağız. Bakın üçlülerden üçe birli yapmıştık ya. Üçlülerden bir tanesi bakın sarı kırmızı burada bir tanesi de hemen solunda olacak şekilde tutuyorum bakın. 3 tanesi sarı kırmızı üçlü burada, bir tanesi burada. Şu sarı kırmızının yanındaki sarı turuncunun karşısında da sarı turuncu olacak şekilde. Bakın bu renkler değişebilir. Burada farklı renkler olabilir, turuncu da olabilir ama mantık bu şekilde olacak. Tutma şekli bu şekilde olacak. Turuncuyu ileri yaptığımda turuncuyla birleşmiş olacak. Bakın şöyle birleştirdiğimde sarılar tamamlanıyor olacak. Şuradaki teklinin üçlüsü de bu solda kalmış olacak. Bu şekilde küpü tuttuktan sonra şu formülü yapıyoruz. Evet sarı turuncuyu sarı turuncularla birleştiriyorum şu şekilde. Bu birleşmiş sarı turuncuları bir kere sola atıyorum. Evet. Sol tarafı bir kere ileri yapıyorum. Arka tarafı bir kere sağ yapıyorum. Sarıyı geri aldığımda bakın sarı kırmızıyı geri aldığımda tüm sarı ortalar bu formülle yapılmış oluyor. Evet şöyle bütün sarıları Aynı yere toplayalım. Evet. Bu şekilde tüm sarı ortaları da yapmış olduk. Şu anda küpümüz 3 çarpı 3 küpe benzemiş oldu. Bir sonraki bölümde. 3 çarpı 3 küpü nasıl çözüyorsak bu küpü de o şekilde çö çözeceğiz. 4 çarpı 4 küpte iki yerde hata çıkıyordu. Bunda da hata çıkabilir. Eğer çıkarsa o hataları düzeltmek için 4 çarpı 4 küpün hata düzeltme formüllerini kullanacağız. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Serimizi kaçırmayın. Son serimizde buluşmak üzere. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.